Selam arkadaşlar, hep bir Forza Horizon 5 ile sizinle beraberiz. Bugün terk edilmiş araba serisinde harika bir arabayla beraberiz. Bir önceki terk edilmiş araba serisinin yorumlarının tamamında RX-7 yazıldı neredeyse. RX-7 gerçekten uzun zamandır da isteniyordu benden ve bir süredir açıkçası zaten RX-7 ben çekmek istiyordum. Mazda ile alakalı bir şey yapmak istiyordum ve sizin istekleriniz üzerine bugün artık nasip oldu. Videonun başındayken daha fazlası için her zaman olduğu gibi like atmayı ve bir sonraki bölümde hangi araba istediğinizi yorumlarda belirtin. Unutmayın. Şimdi Horizon'da gerçekten çok güzel bir noktadayız. Şu an harika bir ara yoldayız. Köy yolu burası. Şimdi burada bir tane çiftçi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle jip, şu jipi sahibi bile olabilir bilmiyorum. Artık kaçıncı otoyol burası bilmiyorum. Burasından giriyorsunuz. Bakın burası böyle arazi bir yol. Gördüğünüz üzere burada ralliciler var. Subaru Impreza'yı görüyoruz bir tane. Güzel güzel takılıyorlar. Şimdi bu ilk sağdan değil, ikinci sağdan yani buradan giriyoruz. Birazcık böyle ilerliyoruz. Tabii ki de arabamız bu değil. Burada bir tane Ford Fiesta sanıyorum ki Focus değil. Ondan sonra bir tane çiftin dışında kaldım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada küçük bir amcamızın çiftliği var. Kendisi bir 97 model Mazda'yı gerçekten çok seviyor. Ama gerçekten harap olmuş durumda. Gördüğünüz üzere içerisinde de ben oturuyorum zaten. Araba bayağı sıkıntılı. Yani yıkık dökük. Problemli bir Mazda RX-7. Gördüğünüz üzere kapıda değişen falan var oğlum. Arabanın kapısına macun değişen boya bir şeyler yapmışlar. Arabanın orijinal boyasını bile getirememişler arabaya. Şimdi bu hacı amca arabaya çok iyi bakamamış ama biz bakacağız. Ben dedim ki amca sen ver bana bu arabayı. Kaça veriyorsun dedim. Anlaştık, verdi. Yeni direksiyon kameram yukarıdan, ya onu bir türlü tam ayarlayamadım. Arada bir kafam gözükürse kusura bakmayın. Şöyle bir ses dinleyelim ya arabamızda. Ay, inanılmaz bir ses. İnanılmaz bir keyif. Of. 9000'e kadar da çıkıyor. İnanılmaz güzel gözüküyor araba. Çok heyecanlıyım bu arabayı modifiye etmek için ve sürmek için de çok heyecanlıyım. Hiç oyalanmayalım. Şöyle yavaştan bir sağdan çıkalım ama debriyajda belli ki bir hasar var arkadaşlar. Debriyajımız sıkıntılı gözüküyor. Şu şekilde şuralardan geçelim bakalım. Şimdi buradan sağdan mı gideceğiz? Sağdan geçelim şöyle bir. Ya o kadar da yüksek bir hasar yok bu arada ama gene de iyi kullanılmış yani, belli yani. İkiye takalım şöyle bir. Arazi ana yoluna çıkıp oradan da asfalta bağlanalım bakalım şu şekilde. Aynen. Of ya, var ya bir şey söyleyeceğim. Bu arabayı Han'ın arabası yapmamız lazım bence. Kesinlikle Han'ın arabası olmalı bu. Sağlam bir drift arabası yapmak isterim açıkçası Han'ın arabasından. Ama bakalım. Şu an dip gaz veriyorum ve gitmiyor araba. Bayağı hasarlı zaten. Baksanıza. Tekliyor mekliyor falan bir sürü problemi var. Çok da zorlamayalım şimdi. Çok gaz vererek zorlamak istemiyorum bu arabayı. Harika bir gün batımı eşliğinde arkadaşlar. Horizon Festivalimize, tamir alanımıza doğru ilerliyoruz. Şöyle 4'e de atalım. Bu araba orijinalde kaç vites bu arada? Şöyle bir R'ye taktım, 6'ya takalım. 5 vitesmiş araba, tamam. Biz bunu 5 ya da 6 vitesli bırakacağız. Arabanın orijinal motorunu, şanzımanını hiç bozmak istemeden sağlam bir güce sahip olmasını istiyorum. Muhtemelen motoru şimdiden yükseltmeyeceğimi söyleyeceğim size o yüzden. Gene de modifikasyon yerine bir bakarız. Araba var ya, felaket hasarlı ya. Acayip bir durumda, baksana. 4. viteste torklanmıyor bile, hız almıyor bile. 3'e düşürdüm. Şuradan şöyle yavaşça fren yapalım ve şuradan şöyle girelim. Horizon Festivali haritada da görüyorsunuz önümüzde. Ay, şu güzelim manzaraya bak. Harika bir manzara var önümüzde. Bazen şu arabaları yavaş sürmekten gerçekten çok keyif alıyorum bu oyunda. Gerçekten şöyle yarım gaz, yarım debriyaj, pardon, yarım debriyaj zaten yapıyoruz. Yarım gaz vererek sakince bu güzel arabanın sesini dinleyerek, doğamızın sesini dinleyerek İlerlemek gerçekten çok hoşuma gidiyor ama tabii ki de bunu hasarsız arabalarla yapmak daha da keyifli. Şu şekilde ilerleyelim bakalım ve Horizon Festivalimize de geldik zaten. Karşı şeritten bir araba geliyor. Bu kardeşimiz asla yol verme istemiyor belli ki. Evet, merhabalar, merhaba. Bu Horizon Festivalinde belki de ilk kez araba modifiye edeceğiz, bilmiyorum. Şu şekilde duralım bakalım ve Horizon Festivalimize girelim ve arabamızı en hızlı şekilde yapmaya başlayalım. Araba B sınıfı ve 687'de 2002 modelmiş ya, ben 97 model diye düşünmüştüm ancak 2002'ymiş. Baksana farların açılıp kapanışına, inanılmaz değil mi? Hemen motor dönüşümüne geldim. Şimdi arabanın üstünde ne var bir öğrenelim. Arabanın üstünde 1.3 cc motor var, 1300 cc sadece, şaka gibi. Ancak 4 silindir diye biliyorum ben bu arabayı. Sanıyorum ki 4 silindir ve 276 beygir. Hemen bir ses dinleyelim. İnanılmaz bir ses bu arada. Çok keyifli gözüküyor. 6.2 V8 var. Lütfen bu arabaya hakarettir bu. 1.6 litre sıralı 4 silindir ve turbo rally. Acayip gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu da bayağı iyiymiş ha. Turbo rally olduğu için hoşuma da gidiyor. Bu muhtemelen atmosferik bir motora sahip sanıyorum ki.
Ama biz bu atmosferi orijinalde de bozabiliriz. 2.6 litre Ford Rotor ne lan? Racing diyor. Dinleyelim. Çok acayip bir ses oğlum. Bu ne lan? Ben ilk kez bu motoru görüyorum. Formula 1 sesine benziyor. Allah'ım inanılmaz yapısım geldi. Ya şu sokak tipi modifikasyon sesi gerçekten çok ilginç ama bu da çok ilginç. Aa 690 beygir falan olacak burada da. Allah Allah, mekik oluktan vazgeçmeyeceğiz. Ya da şeyden şimdilik... Ah şimdilik bir şey yapmayacağım. Arabayı 4 çekeri tabii ki de yapmayacağız. Arkadan itiş devam. Tek turbo koyacağız bu arabaya. Ondan sonra geleceğiz motor modifikasyonuna. Motordan hemen artı beygirlerimizi koyalım bakalım. Belki de yeni yüksek bir beygiri elde edeceğiz. Hemen en merak ettiğim şey egzoz, dinlemek istiyorum. Bunu biliyoruz. Acayip devir çeviriyor araba, çok iyi. Spor egzoz fena değil. Ver babam, ver. Devizin makara sıkıştırın. Bu arabanın motor modifikasyonu çok ilginç oğlum. Artı 103 beygir falan veriyor. Acayip bir şeymiş bu. Turbodan ziyade başka şeylerden daha fazla güç alıyor araba. Hemen buradan da hızlı bir şekilde hepsini koyuyoruz. Geldik fren disklerimize. Fren disklerimizde en büyüğünü koyduk. Jantlar da bir acayipmiş ama jantları değiştireceğiz. Yarış tipi jant, yaylar, rally ve drift. Ben şu sıralar drift yaylarını çok düşünüyorum. Çünkü basık arabalar nedense şu sıralar daha çok hoşuma gidiyor. Ancak şöyle bir şey var. Eğer ki burada yarış yaylarını takarsak arabayı kendimiz bir tık daha alçaltabiliyoruz. 2.2 santim olarak kalmıyor. Önemli olan burada kamber olup olmaması ve ben açıkçası şu an kamber istemiyorum. Arabayı biz bir tık daha kendimiz ince ayarlardan zaten alçaltabileceğiz. Şasi takviyesi kesinlikle hayır abi. Hanın arabasını yapmayı gerçekten istiyorum çünkü. Ve hanın arabası olarak kalsın istiyorum araba. Hemen buradan yarış tipi debriyajımızı taktık. Şimdi geldik burada viteslere. Viteste tabii ki de o drift şanzımanları falan var 4 viteste. Ancak ben direkt yarış tipi 5 vitesli şanzımanında kalmak istiyorum. 6 vites bile yok bu arada. 6 vitese ben mi takamadım lan acaba? Bu araba 6 vites miydi? Neyse, diferansiyelde yarış tipi diferansiyelimiz var ama ben şu sıralar biliyorsunuz benim drift diferansiyeline iyice alıştım. Alışkanlığımı da bozmak istemiyorum. Geldik şimdi lastiklere. Lastik arabanın üstündeki lastik hiç fena değil. Ancak sport tipi lastiğini koyduğumuz zaman bile artı 14 veriyor. Yarış tipi lastik koyduğumuzda artı 27 veriyor. Of, artı 31 düz yarış lastiği veriyor maşallah. Arabanın beygiri kaç oldu? 622 beygir, 638 Nm tork. Bu araba bu şekilde ne kadar drift yapabilir emin değilim. Sanıyorum ben spor lastiğinde kalacağım ya. Düz yarış lastiğine bakacağım. Eğer pişman olursam zaten değiştiririm. 2.35 ön lastik var. 2.35 bırakalım. 2.55 arka lastik var. 2.55'te de bırakabiliriz. Ön kolumu koymuşlar ancak biz koymayacağız. 2.75 koyarsak da çok kalın olur. Arabanın torku çok yüksek değil zaten, o yüzden. Şimdi hanın arabasını yaptığımıza göre arkadaşlar sanıyorum ki çok parçalıya gireceğiz. İçeriye doğru göçük ve az parçalı bir jant arıyorum şu anda. Jant bu arada aklımda zaten, ne aradığımı biliyorum ama doğru kategoriye mi bakıyorum bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Şu tarz bir şey, inci büyütülmüş bir şekilde ama o değil tam olarak. Şunun içerisindeki bilye renkleri olmasa aslında bu gerçekten çok başarılı bir jant. Bunun içini büyüttüğümüz zaman tam olarak buna benzetebiliriz. Tabii ki de renkleri değiştireceğiz, renge takılmıyor ama. Ya sanki bu ama emin değilim, gerçekten birebir jantını bulamıyorum. Daha kalın kollu ve beş kollu bir şeye ihtiyacım vardı. Ancak bunun rengini değiştirirsem zannediyorum ki bu yer gibi. Bunun içerisindeki ince renklerine bakacağız. Tabii ki de en büyük jant koyduğumuz zaman siz de zaten bunu daha iyi göreceksiniz. Spacer'ları en dışarıya koymalıyız. Bence en dışarıda kalmalı. İçeride de olabilirdi. Ama emin değilim. İnşallah body kitler iyidir. Body kitlerine bir bakalım arabanın. Evet, ön tarafta güzel body kitler var. Hemen bir görelim. Ayarlanabilir bir şeye ihtiyacımız yok. Bu da çok kabaymış. Ben birazcık kaba olmasını seviyorum. Şunu yapalım. Spoiler'lara bir bakayım. Hangisini yapsak daha güzel olur diye baktım. Güzel olan spoiler bulamadım arkadaş, bu ne? Şu sanıyorum en mantıklısı. Bundan daha mantıklı yani. Şu bir tık daha iyi, evet. Arka tampon, tamponlar önemli. Yani evet, gözüme çarpan sadece bir tane var, o da şu. Marş piyel hemen takalım. Marş piyelde de şu daha güzel gözüküyor. Bunu takacağım, kaput. Şu sanki benim için daha bir hoş gibi geldi. Aynen, bu daha güzel. Ya inşallah şu aracın gücü konusunda pişman olmam. Arabanın sesi gerçekten çok hoşuma gittiği için yaptım. Arabayı çok hafiflettiklerinde S1 klasmanını yükselttik. Gayet iyi. Beygiri birazcık beni düşündürmüyor değil. Ancak bakacağız gene de. Özel ayarlamalar şimdi burada çok önemli. Arabamız 330 basıyor. Ancak hemen bir bakalım. Araba 6 vitesmiş bu arada. Bunu sağdan sola... sağdan sola doğru çektiğim hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Şimdilik acaba orijinal testleri bıraksam mı orijinal halleriyle? Arabayı bir görelim ilk önce. Aynı zamanda şurada da Horizon yayları var. Yayları gördüğünüz gibi şuradan arabayı bir tık daha buradan düşüreceğim.
şeyleri yüksekliğini. Aerodinamikte yapabileceğim çok fazla bir şey yok diferansiyelimizde. Ayarlı zaten arabayı daha da yere bastık yani. Şimdi geldik tasarımına. Tasarımı acaba diyorum hazır tasarım mı kullansam? Çünkü Han'ın arabasını elde yapmak gerçekten zor. Bakın şu tasarımdan bahsediyorum. Oğlum hangi jantı koymuş bu ya? Çok iyi jant koymuş. Bulamadım ben bunu. Bir arabamın üstünü göreyim, belki de bulmuşumdur. Belki de doğru jantı takmışımdır, bilmiyorum. Ay arabanın kapısının açılış sesi, ay farların açılış sesi ne kadar güzeldi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet aynı jantı bulamamışım ama bir şey söyleyeceğim. Bu jantlar da inanılmaz yakışıklı olmuş ha. Ay ya, ben geniş bir body kit olsun istiyordum arabada, ancak maalesef ki bunu bulamadık. Ve bir şey söyleyeceğim. Araba acayip yakışıklı oldu lan. Oo, benim çok hoşuma gitti ha. Geniş bir body kit olsa tadından yenmeyecekti. Daha fazla oyalanmadan çıkmak istiyorum. Keşke bir marş bastırsaydık ama yapacak bir şey yok. Dinleyelim bakalım bir kere daha. İnanılmaz bir şey olacak bence ama hayırlısı. Şuradan şöyle bir çıkalım bakalım. Buradan şöyle sağdan çıkalım, hadi bakalım. Araba bayağı yarım debriyaj istiyor ha. Bayağı uzun süre yarım debriyaj istiyor. Şu şekilde sakince gidelim bakalım. Birazcık şu kalabalıktan çıkalım. Fena kalabalık buralar. Bir de lastikler bir ısınsın bakalım. Şöyle bir ısıtalım lastikleri. Yavaşça ilerlemeye devam ederken sakin New Mexico'da rahat bir şekilde ilerleyelim. Dördüncü viteste düşük devirde de iyi hızlı gidiyor araba. Şurada kardeş sen bir garip hareketler yaptın ama biz nereden gitsek ya? Bence ne yapalım biliyor musun? Şöyle çıkalım ya. Nimet hiç sırası değil ya. Oh. Nimet kucağıma oturmanın sırası mı kızım? Babam burada drift yapacak, yapamıyor. Bak ya, kaza yaptın Nimet, mutlu musun? Kucakta süzgü oturtulmaz çünkü araba sürerken. Kardeş, ah kolum direksiyona falan çarpıyor. Allah ne oluyor ya. Nimet yüzünden şu an drift yapamıyoruz arkadaşlar. Ama yapabiliriz, sıkıntı yok. Birazcık hızla. Oğlum 3. testte de araba 200'lere çıkıyor ha. Verecek gibi kötü ama birazcık daha yüksek devirde tork istiyor olabilir. Aynen böyle mesela. Sakince şuradan bir ilerleyelim ya. Araba 3. testte fena gidiyor bu ilerle. Ay yoldan çıktı. Ay Nimet yüzünden efeğini çekemiyorum. Nimet ne yapıyorsun kızım? Ya ben gene ters yerikte drift yapıyorum. Ay ah S2000, ah S2000. Nimet üzgünüm kızım ama sen varken yapamıyorum bunu. Kızım sen varken yapamıyorum. Kalkmanı rica edebilir miyim? Seni çok seviyorum biliyorsun ama. Hayır. Ana gitmek istemiyor resmen ya. Bebeğim ben lazım. Hayır oralara değil. Bu kadar tırmanman yasak. Vallahi seveceğim seni. Söz veriyorum, seveceğim. Tamam şu kavşaktan çıkalım bakalım. Arabaya ısınmamız lazım. Arabanın 9000 devirlik sesi inanılmaz iyi. Baksana sese. Arabanın bir de kendi yol tutuşunu çok merak ediyorum ve iyi gözüküyor. Yol tutuşu gerçekten başarılı diyor. Başarılı bir araba yaptığımı inanıyorum şu anda. Hayır ya. İlginç bir şekilde buraya geldik. Okey. Doğaçlama bir şeyler yapıyoruz işte. Çok keyifli bir arabasın bu arada. Sana hiç bunu söylemiş miydim daha önce? Sevgili Alex'e. Gerçekten başarılı bir arabasın.
Buralarda 2 de daha iyi götürürüz bu arada. 3 de çok iyi çekemiyoruz. Şunları da ayarladım. Bunu zaten Forza'nın içinden geçeceğim. Ben size söyleyeyim. Çok güzel bir sesin var. Yanlış yerde direksiyon tuttum ya. Ölümcül bir kaza yaptım. Yanlış yerde direksiyon tuttuğum için fena bir kaza oldu. Çok fazla geri atıyor ama yani. Kickback ne ya? Force feedback'ten mi? Arabanın geriye toplama hızı inanılmaz. Ben mi ayarlayamadım acaba? Ayarlayabiliyor gibiyim aslında ama emin de değilim. S2000 işine bak kardeş. Şurayı komple yan verilere dönmek isterdim. Ama oraya nasip olmayan şey buraya nasip olacak. Drift zone var. Allah Allah. Versene ya. Alt devirde birazcık boğuluyor araba. Siz de fark etmişsinizdir. İşte burada bir sıkıntı var. Drift yayı takmadığım için de olabilir. Lastikten de olabilir. Henüz tam olarak sebebini bilmiyorum ama araba bazen kendisini geriye çok fazla atıyor. Bunu çözemedim henüz. Acayip bir direksiyon hissiyatı. Hani hep söylüyorum ya, her arabanın direksiyon hissiyatı boyunda gerçekten farklı diye. Bu araba şu ana kadar hala daha alışamadığım en uzun araba olabilir. Ya sese bakar mısın ya? Aaa, Çağlan çarptık gene ya, vay arkadaş. Yani şu toplama işini çözemedim. O toplama işini çözemedim, bilmiyorum yani. Araba bazen kendisini tersi çok sert atıyor. Tamam, sakin. Hala daha eğleniyorum yani. Başka bir arabayla bu kadar hata yapsam eğlenmezdim ama bu beni eğlendiriyor. Hop. Bu hata değildi, bu benim kaçışımdı. Trafikteki arabaları çalmamak için çok ciddi bir çaba sarf ediyorum, fark etmişsinizdir zaten. Evet, döndük dolaştık, kolayca geri geldik. İşte bu ya.
Aynen. Üçüncü testte yaptığı işler gerçekten arabanın çok ilginç. Şaşırtıyor beni. Top speed'in 330 olması, 331 olması falan. İlginç muhabbetler yani bunlar. Biz bunu aradan geçtik galiba. Bak buradan kurtulamam. Evet, o driftten kurtulabilmemin çok iyi oluyor. Bu oyunu oynarken aynı yerlerden aynı video içerisinde birkaç kere geçebiliyorum. Benim nedense bana bunu kurdu. Bak buralarda yol tutuyor araba. Lastikleri de yani düşük kavramalı bir şeyler koyduk, anlamadım ki. Bak bu drift zonda bir kere sıçtık, bir kere daha sıçmayalım hadi. Yol tutuyor araba. İçine deneyeceğim. İkide de bu mu oldu gerçekten? Motor bir tık soğusun arkadaşlar. Zaten geldik otobana. Şu otobanda arabanın birazcık da top speed'ini test etmek istiyorum. Çatarası patarasını da hiç duymadık ha. Neyse duyarız. Hayretme, hayretme. Ha. Çok zorladım ulan. Aa çok zorladım. Hiç gerek yoktu. Dümdüz devam edebilirdim. Dörtte tıkanacak herhalde zaten ya. Bu kadar devirde. Yani diğer bilgisayarlarda bir tık daha oynayabilirdik. Eğer oynarsam bu araba hem daha rahat drift yapacak hem de daha rahat toplanacak. 5 ve 6. testleri daha fazla görebilecek yani. Baksana şu an bu yani. Felaket ama ya. Sesi inanılmaz araba. Of. Ters direksiyonla makas atmak çok zor. Bak gördün mü? Ters direksiyon yüzünden oldu bir kaza. Allah'ım yarabbim ya. Ters direksiyon. Geldik bizim mekana. Bizim mekan keyifli tabi. Niye boğuldun lan? Boğulmasana kardeş. Buralar keyifli yollar ya. Ben buraları daha çok seviyorum. Keşke sağdan geçelim. Arabaya 4 litre setti anlayacağınız. Son dişliği bu arada küçültmeseydim, düşünmeseydim son dişliği de oynaşmasaydık. Araba muhtemelen daha da şey olacaktı. 5 ve 6'yı daha fazla gösterecekti. Son kişiliği 0-3 düşsün diye birazcık daha oynadım onunla. Hatta 0-3 atmış düşsün diye.
Bence gayet başarılı ya. Bu araba... Uf. Nasıl? Ah! Araba yerden kesildi arkadaş. %60'ı ve %100'ü kısaltmak için işte bunlar yaşanıyor. Tamam, kaçırdık orayı, dur. Oradan giremiyorsak biz de buradan gireriz. Hey! Bir tane ağaçımız yıktık ama bence başarılıydı gene de, hiç fena değildi arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir araba oldu bence. Evet, çok başarılı bir sürüş yoktu. Çok zor bir sürüş bu arada gerçekten. Araba gerçekten anlık gereksiz bir fazla atabiliyor kendisine. Tahminimce bunun sebebi arabayı birazcık fazla hafifletmiş olabiliriz. İçeriye bir keş koysak, arabanın kilosunu bir 200-300 kilo arttırsak bu problemlerin tamamıyla ortadan kalkacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla işler zaman olduğu gibi like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi arabaya gelmek istediğinizi yorumlarda belirtin. Hepinizi çok öpüyorum. Abone olursanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.